Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Kaldığımız yerden Anayasa hukukuna devam ediyoruz. Az kaldı. Hocam nasıl yasamadayız? Nasıl az kaldı? Kaldı arkadaşlar. Yolun yarısından çoğu bitti. 4'te 2'lik kısmı bitti arkadaşlar. Hatta 4'te 2,5'luk kısmı bitti. Ama dediğim gibi bundan sonrası daha zevkli gidecek ve daha kolay bilgiler öğreneceksiniz, hatırlayacaksınız. Mevcut olan bilgilerde biraz değişiklikler yapacağız. 2017 Anayasa değişikliğinden dolayı. Sonra yolumuza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bir önceki videoda ne görmüştük? Bütçe kanunu, kesin hesap kanunu. Bunlardan bahsettik. Bunların kabul edilmesi, bunların denetimi Genel Uygunluk Bildirimi vesaire bunlardan bahsetmiştim. Şimdi bu videoda ise arkadaşlar, Parlamento kararlarından ve Meclis'in iş çalışma düzeninden biraz bahsedeceğim. Bu da e, günlük hayatta da işimize yarayacak bilgiler. Tamam? Günlük hayatta özellikle Meclis'in iç yapısının çalışma düzeni vesaire bunlar günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan konular. Tamam? Ya ilgin bile yoksa izlemen de fayda var diyebilirim. Zaten bu videonun e, oynatma listesinin ta buraya kadar gelmişsen emin ol çok güzel yol kat ettin. İçin rahat olsun. Bu videolardan sonra herhangi bir konu anlatımlı bir kitaba ihtiyaç duymayacaksın. Tamam? Bu temin ettiğin notlar üzerinden de küçük notlarını ufak tekrarlar yaparak güzel de bir soru çözümleriyle burayı desteklersen çok rahat edeceksin. Emin ol full yapacaksın. Yeter ki e, sabret şu videoları bir tamamla. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, parlamento kararlarında iki küçük espri var. Tamam mı? O iki küçük espriyi eğer anlayıp biraz gülümsersen olay bitmiştir. Bu kadar da basit. Tamam. Herkes için zordur. İşte şekli kanunlarla parlamento kararlarının ayrımına varabilmek. Ama bizim için arkadaşlar öyle değil. Süreyi başlattım. Şimdi çık ekrandan. Şimdi arkadaşlar bakın. Kırmızıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar mutlaka kanunla yapılabileceklerden bahsederken ne dedim? Genel af, özel af, bütçe kanunu, kesin hesap kanunu, para basılmasına karar verme, milletler arası anlaşmaları bir kanuna göre uygun bulma, o hal dönemde çıkartılan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onaylanması. Bunlar neyle yapılacak arkadaşlar? Neyle yapılmak zorunda? Parlamento kararı değil mutlaka mutlaka neyle yapılacak? kanunla yapılacak. Tamam mı? Ama bazı işlemler var ki bunlar parlamento kararıyla yapılacak ve bunlara karşı yargı denetimi de söz konusu olmayacak. Şimdi kendini bir notlara ver. Bırak bana bakma. Notlara bir bak. Şimdi sonraki esprileri ben sana yapacağım. Bak şimdi. iş tüzük değişikliği, dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi. Hocam ilk üçünü buraya yazmanın sebebini Hocam espri burada zaten. Bakın şu üç önemli. Ben size ki parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır ama 3 tane parlamento kararı var ki bunlara karşı yargı yolu açıktır, istisnadır. Ne diyeceksin? Hocam temme işsizlik değişikliği bir parlamento kararıdır, yargı yolu açıktır. Hocam ee dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilinin düşmesi bir parlamento kararıdır ve yargı yolu açıktır. Buradaki espri, birinci espri geliyor. Hazır mısın? Ne diyor biliyor musun adam? Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır. Şimdi sen e, örnek veriyorum bir kanun, kanun için mahkemeye gidebilirsin. Problem yok ama bu, bu bir parlamento kararı değil. Yani sen oradaki seçeneklerden bir, bir Neyi bulacaksın? Parlamento kararlarının ne olduğunu aşağıdaki şıklarda bulacaksın. Diyeceksin ki bunlar parlamento kararı. Sonra aşağı, e, ikinci bulacağın şey ise arkadaşlar parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır diyor. İşte o muhteşem üçlüyü bulacaksın. Milletvekili'nin dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesi, tevmi içtüzük değişikliğini bulup işaretleyeceksin. Soru neydi? Soruyu tekrarla. Aşağıdakilerden hangisi veya yukarıya 1 2 3 4 diye seçenek vermiştir? Yukarıdakilerden hangisi parlamento kararı değildir. Veya soruyu değiştiriyorum. Parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır. Tamam? Bu tarzda bir soru gelir. Denemelerde, soru bankalarında vesairede bu tarzda sorular sıkça sorulmaktadır. Tamam? Çıktım, çık ekrandan devam ediyorum. Tatil şurayı silmek istiyorum. Bunun üstünde biraz oynayacağım. Mavi. Şimdi Tatil ve ara vermem. Üye seçmek. Nereye? Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçmek. Bir saniye arkadaşlar. Umarım kayda bir problem olmadı. Temme başkan ve başkanlık divanını seçmek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karar vermek. Bak ne, ne geldi buradan? Seçmek. Başkanlık divanını seçmek. Komisyon üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı, temme ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Tatil ve ara vermeye karar karar vermek. Şimdi birazdan o espriyi bir yapacağım. Of aman Allah'ım diyeceksin. Bu nasıl bir taktik strateji diyeceksin. Ya ezberleme ha bunları. Bak ezberlemek yok. Bak şimdi devam ediyorum. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar hakkında meclis soruşturması açmak, yüce divana sevk karar vermek, karar vermek. O hal onaylamak süresini uzatmak kararı, diyeceksin. Meclis araştırması genel görüşme ilişkin kararlar. Savaş ilanına karar vermek. E, Türk silahlı kuvvetleri yabancı ülkeye gönderilmesi kararı. Bunu biliyorsunuz kim yapıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu ne nasıl yapıyormuş? Meclis kararla. Ne kararı? Parlamento kararı. Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek, e, kamu baş seçmek. Hal ezberlemiyorsun değil mi? Gel buraya. Rütük üyelerini seçmek. Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini seçmek. E, Hakime Savcılar Kurulu'nun 7 üyesini seçmek. Anahtar kelime seçmek ve kararı. Tamam mı? Kararı seçmek ve kararı benim anahtar kelimem. Tamam Bak buraya. Kan başlayışını seçmek. Komisyona üye seçmek. Yüce Divana sevk kararı. Tatil kararı. Rütük üyelerini seçmek. Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt dışına gönderilme kararı. Kararı seçmek. Kararı seçmek. Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini seçmek. Hakime Savcılar Kurulu'nun 7 üyesini seçmek. Seçmek kararı. Seçmek kararı. Savaş ilanı kararı. Savaş ilanına karar vermek. Demek ki kökünde seçmek varsa parlamento kararı. Kökünde kararı ifadesi varsa parlamento kararı. Tamam. 3 tane bu ikinci espriydi. Bunu da kaptın değil mi? Bu da cepte. Tamam. Midede. Şimdi arkadaşlar Bunlar da tamam ise artık ne diyorum? Şuna geliyorum. Parlamento kararlarına karşı yargı yoluna gidilemez. 3 tane parlamento kararı vardır. Bunlar için yargı yoluna gidileceksin. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ayrıca kanunların kalem değiştirelim mi? Ne, yapalım, ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Şunu alalım. Yaz. Ayrıca kanunlardan farklı olarak Cumhurbaşkanına sunulmaz kararlar. TBMM Başkan tarafından resmi gazetede TBMM kararı başlığı ad altında yayımlanır. Tamam? işte bunlar senin ekrana çıkmamışım olsun. İşte bunlar senin arkadaşlar anahtar kelimen. Sen, sen bu sınavda full yapacaksın ya işte bunlarla yapacaksın. Bu bilgilerle yapacaksın. Parlamento kararı meclis meclis başkanı nasıl yayınlıyormuş resmi gazetede? Parlamento kararı olarak yayınlıyormuş. Tamam Bak ekrana geliyorum. Sakın korkma. Çıktım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ee, geçiyorum. Geçtim. Önemli demişiz. Önemli demişiz. Bu önemlinin altını neden ben çizemiyorum? Heh. Önemli demişiz. Hakikaten de önemli. 3 istisna demişim. İş tüzük değişikliği, milletvekili dokunmazlığın kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesi. Ya hocam lütfen şunları bana yazar mısın? Tabii ki sen rica edersin. Ben buradan duy duyarım da bunu yapmam mı? Tabii ki yaparım. Bak şimdi. Temiz tüzük değişikliğine karşı at bunları anlatacağım ilerleyen zamanda sadece burada ufak bir e, pencere açalım. Tamam? 60 gün içerisinde Anayasa Anayasa Mahkemesine hem şekil bakımından hem esas bakımından dava açılabilir. Hocam kimler dava açabilir? Bak buraya yazıyorum. Cumhurbaşkanı davayı açabilir. 1 bölü 5 çoğunluk davayı açabilir. Bunlara ek olarak da mecliste en çok en çok ee, milletvekili sayısına sahip iki parti açabilir. Bunun biri iktidar partisidir. Diğeri de ana muhalefet partisidir. Tamam. Devam ediyorum. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekili düşürülmesine karşı e, 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya başka bir milletvekili anayasa mahkemesine davayı açar. Anayasa mahkemesi de 15 gün içerisinde karar verir. Anlaşıldı mı? Var mı efendim başka bir arzunuz? Var mı? Yok. Nereye gidiyormuşuz? Anayasa Mahkemesine. Tamam? Şimdi geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleriyle ilgili hükümlere. Benzer temel şeylerden bahsedeceğim. Gündelik hayatta birebir karşımıza çıkan şeyler. Lütfen bunları ezberlemek yok. Özümsüyoruz. Öğreniyoruz, tamam mı? Öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ışık vesaire tablet, bilgisayar, kalem, eldiven görünüyor mu? Şöyle bakalım. Çık ekranda. Şu mikrofon. Bunların hepsini biliyorsunuz yeni sistemle aldık arkadaşlar. Yeni sistemin bir ürünü. Tabi bu yeni sistemin bir ürünü. Bu videolar da ücretsiz. E, bunlar nasıl ödenecek? Reklamlar. Tamam. Reklamlar arkadaşlar sakın atlamayın. Bak sakın atlamayın. İlk taksit geldi bunları ödememiz lazım. Ayrıca şu notları da temin edin ya. Şu, bunları ödememiz lazım. Durum sıkıntı. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Toplantı ve tatil. Toplantı ve tatil. Bu rengi beğenmedim. Şimdi hocam ben de beğenmemiştim. İyi ki değiştiriyorsun diyenleri duyuyorum. Bir de şununla devam edelim. Hay senin zevkine hocam diyenleri de duyuyorum şu anda. Bununla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar tatil ve ara verme. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk günü. Ekim ayının ilk günü. Ben bunu şöyle diyorum. Şöyle arkadaşlar diyorum sınıfta böyle konuşurken. Arkadaşlar diyorum saate baktım. Arkadaşlar diyorum bakın Ekim ayının ilk günü senin diyorum böyle gümbür gümbür yılbaşıları kutladığın gün ne zaman? İşte o 31'inde hocam diyor. Tamam işte diyorum senin o 31 Aralık dediğin olay meclis için meclis için yasama yılının son günü 30 Eylül. Yani senin 31 Aralık'ın meclisin yasama yılının son günü olan 30 Eylül. Tamam. 31 Aralık'tan sonra hangi güne geçtiğini kutluyorsun. Tamam mı? Öğlenliğin falan uyanıyorsun o gün. 1 Ocak. Tamam. Yani senin yılının ilk günü ne zamanmış? 1 Ocak. Bunlarınki ne zaman? 1 Ekim. Senin 1 Ocak'tan önceki günün ne? Yılının son günü. 31 Aralık. İşte meclisin de 1 Ekim'den önceki günü ne zaman? 30 Eylül. 30 Eylül'de bunların yasama yılının son günü. Yasama yılının ilk günü ne zamanmış? 1 Ekim. Sen dıps dıps kutlarken tamam mı? Bunlar nerede ne, ne iş yapıyor? Her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanıyor. Kendiliğinden herhangi birinin birazdan anlatacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı vesaire çağırma durumları var. Ama bunlar dıps dıps Direkt toplanıp kutlamaya başlıyorlar. Tamam mı? Hore diyorlar. Yasama yılının ilk günü. 1 Ekim. Hocam dün neydi? O dün Yasama yılının son günüydü. Onu kutladık. O iş bitti. Bugün kendimizden toplanıyoruz. Tamam mı? Tatil. Tatil. E, meclis çalışmalarının belli bir süre ertelenmesi. Tatile çıkıyor ya. Tatil kelimesini bilmeyen var mı? Geç. Tatil. Şimdi eğer herhangi bir sıkıntı yoksa 1 Temmuz günü tatile ayrılırlar. 1 Temmuz. Ama e, belli görüşmeler e, geçmesi gereken... E, torba kanunları vesaire varsa 1 Temmuz de biliyor. Bunu meclis karar veriyor. Meclis bir yasam ayında en çok 3 ay tatil yapar. Bak 3 ayda şöyle öğreneceğiz. Ve 15 günde ara vermesi söz konusu. Gel ekrana. Bak şunu şöyle öğreneceğiz. Şimdi bir öğretmen. Şimdi öğretmen arkadaşlar sakın bana kızmayın. Hocam seni öğretmenler izliyor mu? Tabii canım vatandaşlık için bunu izleyecekler işte. Anayasal soru geliyor. Şimdi öğretmenler ne kadar tatil yapıyor? Bak lütfen benim bana yorumlardan yüklenmeyin. 3 ay. Tamam. Hocam 3 ay değil. İşte bizim e, yok efendim seminerlerimiz var. Bilmem nelerimiz var. Ben biliyorum o seminerleri ya. Ben biliyorum okeyleri batakları ya. Seminer ya. Tabii ki seminer. <laughs> Şimdi arkadaşlar öğretmen ne kadar e, ne kadar tatil yapıyor? 3 ay. E, bir de onların bir ara tatili var. Hani böyle karne veriyorlar. ikinci döneme bekleriz çocuklar sizi çok özleyeceğiz deyip hiç özlemeyip böyle kaçıp gidiyorlar ya. Hı, o, o dönem ne? Ara tatil. Sömestr mi oluyordu? Ara tatil değil mi? 15 gün. Demek ki aynı mecliste öğretmenler gibi düşüneceksin. Tamam mı? Öğretmenler 15 günlük ara tatili var. Meclisin de 15 günlük ara tatili var. Meclisin 3 ay yaz tatili var. Öğretmenlerin de 3 ay yaz tatili var. Tamam. 15 gün ara verme. 3 ay yaz tatili. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar tamamen şakaydı. Kesinlikle ben öyle düşünmüyorum. Dersi öğretmek amacıyla o esprileri yaptım. Tamam. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ara verme. Kalem yerine değil mi? Değil. Ara ara verme ve tatil sırasında Cumhurbaşkanı toplantıya çağırabilir. Meclis başkanı da doğrudan doğruya e, doğrudan doğruya veya 5'te birinin yazılı istemi üzerine meclis toplantıya çağırabilir. Yani arkadaşlar meclis tatilde ve ara verme sırasında kimler çağırabiliyormuş? Cumhurbaşkanı çağırabiliyormuş. Başka efendim kim çağırıyormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı çağırabiliyormuş. Hocam, tamam. Bunlar çağırıyor. Başka birleri talep ediyor mu? Eskiden 2017 öncesinde ben size anlatırken şöyle diyordum. Bakanlar Kurulu'nun talebi üzerine Cumhurbaşkanı çağırabilir diyordum. Artık arkadaşlar Bakanlar Kurulu yok. 2017 Anayasa değişikliği beraber ortadan kalktı. Ama yine 1 bölü 5 çoğunluk. 1 bölü 5 çoğunluğun talebi üzerine de arkadaşlar kim çağırabiliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çağırabiliyor. Şimdi bak bana bak ekrana geldim sakın korkma. Şimdi arkadaşlar, kimler çağırabiliyor? 1- Cumhurbaşkanı çağırabiliyor. Bakanlar Kurulu yok, artık Cumhurbaşkanı'ndan talep edecek bir kimse kalmadı. Başka kim çağırabiliyor? Meclis Başkanı çağırabiliyor. Başka kim çağırabiliyor? 1 bölü 5 çoğunluk çağırabiliyor. Tamam. Hocam bu mutluluğun... Böyle gülüyorsun, ne diyorsun? Hayır hayırlı bir haber mi aldın? Yok. Kredi kartı borcu geldi, ödeyemiyorum, onun üzerine gülüyorum. <gülüyor> Tabii ki değil. Şimdi arkadaşlar ara verme tatil sırasında Türkiye Büyük Meclisi çağrılma sebebi neyse öncelikle o görüşülür ve o karar vermeden de tatil ve ara verme söz konusu olmaz. Ya beni çağırdınız hadi şu işi bitirelim diyorlar işin özü. Şimdi geldik geldik kaleme. Yasama dönemi nedir? Biraz önce bahsettim. Yasama dönemi arkadaşlar bakın Türkiye Büyük Meclisi iki milletvekili genel seçimler arasında süre olup bu süre anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmediği takdirde 5 yıldır. Yani seçimler mesela 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerden sonra 1 Mart Nisan. 1 Nisan benim yasama dönemim başlıyor. Ta ki 5 yıl sonraki 5 yıl sonraki 31 Mart'a kadar 1 Nisan 31 Mart'a kadar benim dönemime ne diyorum ne diyorum arkadaşlar buna ben yasama dönemi diyorum 5 yıl tamam sonra hocam yasama yılı nedir yasama yılı 1 Ocak 31 Aralık dedim ya Bunlar neydi 1 Ekim 30 Eylül bitti birleşim genel kurul belli bir günde açılma olayına ben Toplantısına ne diyorum arkadaşlar? Birleşim. O birleşimin bölümlere ayrılmasına da oturum diyorum. Tamam? Gel ekrana. Korkma ben. 5 ee, yıl yasama dönemi. 1 yıl yasama yılı. Ee, gün içerisinde yapılan oturum birleşim. Birleşimin bölümlere ayrılması oturum. Tamam? Var mı bir problem? Yok. Haydi bakalım. Devam ediyorum. Üye tam sayısı üye tam sayısı. Üye tam sayısı 600'dür. Bunu daha önce bahsettim. 550 falan değil 600. Ee, i̇şte işte toplantı yeter sayıları 1 bölü 3'ten az olamaz. Ee, karar yeter sayısı toplantıya katılan yarısından bir fazlasıdır. Bu çoğunluk 1 bölü 4 artı 1'den az olamaz vesaire vesaire. Bahsettiğim konularda hep neyi baz alacağız arkadaşlar? 600'ü baz alacağız. 600 tamam mı? Boşalma olmasında üye tam sayısında değişikliğe söz konusu olmaz. Yani boşalmaların olması durumu da beni sakın işte hocam 10 milletvekili ölmüş, 5 istifa etmiş, 5 tanesi yüce divana sevk edilmiş, 20 kişi eksik. Ben bu toplantı yeter sayısını, gel ekrana, toplantı yeter sayısını 580'e göre mi alacağım, 600'e göre mi alacağım? Neye göre alacak mısın? Bak bak bana değil, nota bak. Not benim ne tarafım düşüyor? Böyle yapınca, hayır ekrandan çıkıyorum. Bu tarafıma düşüyor. Tamam. Baktın mı? Tamam. 600. Evet. Geçtim. Geldik başkanlık divanına. Başkanlık divanı. Önemlidir arkadaşlar bu divan. Çünkü bir düzen içerisinde işlemesi için meclisin bu divana bu divan tarafından yönetilmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanı, meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerden oluşur. 4 bölüm. Meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerden oluşur. Geçici başkanlık divanı yani seçimler yapıldı. Örnek veriyorum ee, genel seçimler yapıldıktan sonra ee, seçimler yapıldı. Seçimler yapıldı bir yıl. Ben biraz 30, 31 Mart 1 Nisan'da yasama dönemi başlıyor falan dedim ya arkadaşlar ben bunu yeni jeton düştü örneği verirken aklıma geldi. Biz yerel seçimler arkadaşlar bu genel seçim değil. Tamam Ben genel seçim olarak yorumladım. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Mesela 31 Mart genel seçim olsaydı yasama dönemi 1 Nisan'da başlayacaktı. Tamam Aynı şekilde meclis başkanlığı, geçici başkanlık divanı oluşturulacak. Ne zaman? 1 Nisan'da oluşturulacaktı. Tamam yani Ben yerel seçimleri genel seçimler tarihi olarak değerlendirdim. Siz de aman yanlış ifade olmasın o şekilde değerlendirin. Tamam Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Geçici başkanlık divanı kaç dakika olmuş? 18 dakika. Geçici başkanlık divanı yasama dönemi 1. Birleşim'in ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar en yaşlı milletvekili geçici başkanlık görevini yapacak. Yani meclis başkanı belli değil. Geçici başkanlık divanı oluşturacağım. Daha iyi mi başkanlığı seçsinler? Bakın arkadaşlar seçimden çıktım. Meclis koltuklar doldu. Başkanlık divanına bir baktım. Kimsecikler yok. Terse bakıyorum. Yok kimsecikler yok. Ya nerede bu başkanlık divanı? Kim bizi yönetecek? Kim kanunları komisyonlara gönderecek? Kim disiplin cezası verecek? Vesaire vesaire. Bunlar lazım. E diyoruz ki bir seçim yapak. Tamam kardeşim meclis başkanımızı seçelim. Başkan vekili vesaire bunların e, meclis başkanımızı seçelim. Bunların koltuklarını belirleyelim de nasıl belirleyeceğiz? Toplantıyı kim yönetecek? Diyor ki saygımız sonsuzdur efendim. Bakalım bu meclisteki en yaşlı vekil kim? en yaşlı üye kim oluyor? Kim oluyor? Hop meclis başkanı oluyor. Nasıl? Geçici başkanlık divanının geçici meclis başkanı oluyor. Tamam? En yaşlı üye sıfatıyla geçti koltuğa oturdu. Dedi ki: "Efendim, e senin yardımcı lazım. E senden bir alt yaşlı gelsin o zaman." Yani en yaşlıdan sonraki ikinci en yaşlı başkan vekili. Tamam? Başkan yardımcısı, başkan vekili. Tamam bu da tamam. E katip üyeler? Katip üyeler ne iş yapar hocam? Şunu yapar işte kanunları okur, e, soruları okur vesaire. Bu okuma işlerini daha çok yapıyor. Oylamayı, oylamadaki rakamları belirliyor. Sayıları alıyor. Kabul edildi, edilmedi. Bunları belirliyor katip üye. E yaşlı adam bunları belirleyebilir mi efendim? Yaşlı adam okuyabilir, oylar tek tek sayabilir mi? Bir kere gözleri görmez. Tamam o zaman kimi koyacağız? En genç en genç milletvekillerini koyacağız. Tamam Yani en yaşlıdan başkan, ikinci en yaştan başkan vekili, geçici başkanlık divanında en geç üye, en genç üyelerden de katip üyeleri koyduktan sonra artık ben kimi belirleyeceğim? Başkanlık divanını belirleyeceğim. Haydi bakalım devam edelim. Kanal değiştirdim. Ekrandan çıkmadım. Ya ne kadar ekrana gelmeye meraklı oldum çıktım ya. Müthiş bir sistem ya. Gerçekten var ya. Değdi yani arkadaşlar. Değdi. Çok uğraştık. Yusuf bu programları kurmak için. İnanın bu yani mesela tableti alıyorsun ama bilgisayara kuramıyorsun. Kuruyorsun ama bu formatta o olmuyor. Sonra yeni bir format satın alıyorsun. Ücretli formatlar. Onu alıyorsun kamera çekmiyor. Kameranın işte yanlış gelmiş gönderiyorsun geri geliyor. Işık alıyor açığı yakalayamıyoruz. Vesaire vesaire en son sistem oturdu. Zaten Yorumlardan da bunu görüyoruz. Mesela sen de bir yorum yapabilirsin. Hocam sistem hakkında fikirlerini merak ediyorum. Tavsiyede de bulunabilirsin ha. Hocam çok ekrana geliyorsun ya. Hocam siyah giyme kırmızı giy. Ne bileyim bu tarzda tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ben size bir, bir fikir alabilir miyim? Sıkı takipçilerimiz var mutlaka bana cevap verecektir. Beni kırmayacaktır. Şu arkaya. Şu arkaya. Hukukoğretir.com bir tarafa işte hukuk öğretinin amlemi, bir tarafta hukuköğreti.com tarzında bir e, resim yerleştirsek nasıl olur? Bir yazsana bana. Ya benim aklımda Yusuf'la da daha bunu açmadım. İlk defa size açıyorum. Yusuf bizim editör. Bir, bir fikrini merak ediyorum hocam. Sana zahmet bir şeyler yaz. Eğer e, olur diyorsan bunu bir tasarlayalım. Bunu buraya bir koyalım. Şimdi e, neredeyiz? Neredeyiz? En yaşlı üye. En yaşlı ikinci üyede başkan vekili oldu. En genç altı milletvekili de üye oldu. Bunları mantığında kavradın değil mi? Katip üyeye gidip yaşlı deme. Genç lazım genç. Koşturacak bu adam. Başkanlık divanının kuruluşu. Başkanlık divanı, divanı bir başkan, 4 başkan vekili, 7 katip, 3 daire. Ben bunu 1473 diye kodluyorum. Bir başkan. Bir tane meclis başkanımız var. Dört tane başkan vekilimiz var. 7 tane katip üyemiz. Üç tane idare amirimiz var. 1473. Hocam bu sayılar önemli mi? Lütfen başkanın bir tane Başkan, başkan vekilini ben bunlara başkan yardımcısı diyorum. Sınıfta da böyle anlatırken başkan yardımcısı hocam başkan vekili. Ya haklısın başkan vekili. Bakma işte öyle ezberle. 1'e 4 tamam. 1'e 4 bu rakamı bilmende fayda var. Neden hocam diğerlerini ezberlemeyeyim? Ya ezberle. Öğren lütfen. E, öğren. 1473. Öğren. Fakat katip üyeler ve idare amirleri arkadaşlar bu sayılar değişiklik gösterebiliyor. Anladın değil mi mantığı? Değişiklik gösterebiliyor. Şimdi arkadaşlar geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Seçimi ve süresi 22 dakika olmuş arkadaşlar. Burada bırakacağım. Gel ekrana. Burada bırakacağım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu enerjiyle ben bir video daha çekerim büyük büyük bir ihtimal. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Bize destek olmak için reklamları izleyebilir, beğeni yapabilir, kanala abone olabilirsiniz. E, biliyorsunuz ki Instagram, Twitter, e, yorumlar kısmından çok rahatlıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.